Merhabalar, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Maldivlere en ucuza nasıl giderseniz onun yolunu anlatmaya geldim. Çoğu insan bunu bilmiyor şu anda, fakat Wizz Air'in Ekim ayından itibaren Abu Dhabi Maldivlere uçuşu açıldı. Wizz Air normalde ucuz havayolu şirketlerinden biri ve Abu Dhabi'den Maldivlere de uygun fiyata uçuyor. Biz Abu Dhabi'ye nasıl gideriz derseniz, eğer Ankara'da oturuyorsanız Ankara'da Wizz Air'in uçuşları mevcut. Ankara'dan Abu Dhabi'ye gidebilirsiniz Wizz Air'le. Bağlantılı uçuş alamıyorsunuz. Ayrı ayrı seçmeniz gerekiyor. Yani önce Ankara'dan Wizz Air ile Abu Dhabi'ye, sonra Abu Dhabi'den Maldivlere gidecek şekilde bilet almanız gerekiyor. Bu şekilde şu anda 4750 lira civarına biletler bulmak mevcut. Üstelik de Maldivlerin en hit zamanı olan Ocak ve Şubat aylarına biletler bulabiliyorsunuz. Bu arada aynı şekilde Sri Lanka'ya da uçuşlar var. Ama aynı fiyatlarda Mayıs ayı civarına, yine böyle 5000 civarlarına bilet bulabilirsiniz. Onu da belirteyim. Eğer İstanbul'dan Ankara'ya gitmek yerine İstanbul'dan direkt Abu Dhabi'ye giderseniz de Pegasus'un uygun uçuşları bulunuyor. O şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de işte 5900 civarlarına biletler bulunabiliyor eğer Pegasus'la İstanbul'dan direkt Abu Dhabi'ye giderseniz. Peki Maldivlere gittik, hadi ucuza diyelim. Maldivlerde nasıl uygun fiyata kalırız derseniz, bunun da yolu lokal adalarda kalmak. Normalde eğer Maldivlerde böyle kendine ait adası olan otellerde kalırsanız gerçekten çok yüksek fiyatlar çıkıyor karşınıza. Ama eğer lokal adalarda kalırsanız 5 gecesi 100 dolara bile kalabileceğiniz misafir evleri bulunabiliyor. Onun dışında yine uygun fiyatlı oteller mevcut. Yani 200-250 dolara gayet, yani 5 geceden bahsediyorum bu arada. 5 gece çift kişi 200-250 dolara rahatlıkla kalabileceğiniz düzgün, temiz oteller mevcut. Lokal adaların sıkıntısı alkol yasak. Yani Maldivler yoğun Müslüman bir ülke. Ve lokallerin yaşadığı adalarda alkol yasak maalesef. Ama yani kendi alkolünüzü götürebiliyor musunuz ondan çok emin değilim. Açıkçası biz daha önce kalmadık böyle lokal adada. Kimse benim çantamı falan aramadı açıkçası. Bir de yani çok canınız atıyorum işte bira çok çekti. Alkolsüz biralar falan mevcut satılıyor şehir içinde. Lokal adalar gayet keyifli. Deniz aynı deniz. Palmiyeler aynı palmiyeler, tropik meyveler aynı, yemekler aynı, her şey aynı, aktiviteler var katılabileceğiniz, yine otelin sizi sunduğu işte yunuslarla yüzmek, kaplumbağalarla yüzmek, sualtı dalışı yapmak, manta balıklarıyla yüzmek, bu şeffaf kanallarda yüzmek gibi. Bunların hepsine lokal adalardan da erişebiliyorsunuz ve deniz gerçekten çok güzel. Ayrıca böyle eğer bu lüks adaları da çok merak ederseniz oralara da günübirlik turlar düzenleniyor. Yani hani orayı da bir göreyim nasıl bir ortammış derseniz. Oralara bir gidiş var. Bu turlar ne kadar derseniz de, yani bu işte yunuslarla yüzmek vesaire gibi turlar 20 dolar civarında genelde. Lokal adalardan eğer lüks adaya gitmek isterseniz onların fiyatları daha yüksek oluyor tabii. Çünkü orada tam gün boyunca yemeniz içmeniz dahil bir tur şeklinde paket yapıyorlar. Onun dışında dikkat etmeniz gereken, şimdi Abu Dhabi'de aktarma yapacaksınız. Abu Dhabi 48 saat için transit vize veriyor. Ama bu transit vize, şimdi ayrı ayrı biletinizi aldığınız için kimisi diyor ki, yani bana gelen yorumlar öyleydi. Transit vizeye izin vermez ayrı biletler olduğu için, yani bağlantılı uçuş olmadığı için transit vizeye izin vermez diyor. Bununla ilgili ben açıkçası internette bir kaynak bulamadım. Bunu siz bu şekilde vize sağlayan kurumlarla falan konuşabilirsiniz. Ama normalde transit vizede 48 saat ücretsiz veriyorlar. Onun dışında lokal adalarda bir de bikini plajları var. Yani bikini normalde yasak. Ama yani adanın içerisinde istediğiniz gibi açık saçık dolaşıyorsunuz. Fakat bikiniyle dolaşabileceğiniz sadece belli plajlar var. Fakat buna rağmen ben şahsen bizim kaldığımız otelin önünde de plaj vardı mesela. Hemen 30 metre sağında bikini plajı başlıyordu. Önünden denize giren bir sürü bikinili gördüm ama ben başıma bir şey gelirse diye cesaret edememişim açıkçası. Ama 30 metre sağından girmek de benim için çok büyük önem arz etmiyor açıkçası. Yani işte eğer hayalimiz illaki su üstü villalarda kalayım, lükse boğulayım, yani Maldivler benim için bu demek diyorsanız illa tabii ki yüksek fiyatlara ödemek zorundasınız. Yani bunu gözden çıkarmak zorundasınız. Ama Maldivlere gideyim, o tropik ortamı yaşayayım istiyorsanız
Bu şekilde rahatlıkla plan yapabilirsiniz. Ben bunu bizzat deneyimledim ve bence yani lüks yoktu ama onun dışında her şey harikaydı ve çok keyifli vakit geçirdim. Oğlumla gitmiştim, o da çok eğlendi, çok güzeldi bizim için her şey. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim çok lüks aramıyorsanız. Pek çok kişinin hem vizeyle uçuşların açıldığından haberi yok, hem de Maldivler'de böyle ucuz konaklama alternatifi olduğundan haberi yok. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Umarım işinize yarar. Buna benzer faydalı bilgiler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu da beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.